Merhaba efendim, mutlu günler, mutlu hafta sonları diyoruz. Şehrin bilinmeyenleri siz değerli izleyicilerimiz için şehre ışık tutuyor ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Bertu Bey'in yanına konuk olduk. Sektörle ilgili bilgileri almadan önce sizleri tanıyalım diyoruz efendim. Merhabalar, öncelikle bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle ben Bertu Kiraz, 10 Nisan 1993 Ankara doğumluyum. TOBİ Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik mezunuyum. Yaklaşık 1,5 sene oldu. 1,5 senedir burada faaliyet gösteriyorum. Firmamız 1996 yılında kurulmuş, dedemin kurmuş olduğu bir firma. Dededen babaya, enişteye, onlardan bize kalan bir firma. Bayrağı aldınız ve geleceğe taşıyorsunuz. Evet, evet. Çok güzel. Peki inşaat sektörü çok geniş. Yani siz bunun, bu sektörün neresinde yer alıyorsunuz? Öncelikle biraz bunu değinelim. Biz bu sektörün çevre düzenlemesinde yer alıyoruz. İnşaatın en son bitim noktasında biz varız. Noktayı koyan biziz. Çevre düzenlemesini yapıyoruz. Taş duvar işleri yapıyoruz. Bordür, parke, soğulu, küp taşı, çim taşı. Müşterilerin isteğine göre tasarım yapıyoruz. Çevre düzenleme deyince çok geniş bir alanı kaplıyor aslında. Hani buna biraz daha derinden ışık tutmak gerekirse. Derinden ışık tutmak gerekirse site otoparkları, ondan sonra taş duvar yapıyoruz etraflarına, ondan sonra yürüyüş yolları, parklar, onun haricinde aklıma gelen bunlar. O zaman resmi kurumlara iş yapıyoruz, okul bahçeleri. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Neredeyse bütün inşaat sektörlerinde, yani inşaat bittiği an bahçesinden tutun, parkından tutun, okullardan tutun, her inşaatın sonunda varsınız. Evet, varız. Her inşaatın sonunda varız. Çok güzel. Peki faaliyet alanınız genelde nereler? Sadece Karabük mü? Faaliyet alanımız Karabük, çevre ilçeler. Eski Pazar, Yenice, Yortan, Bartın. Fazla açılamıyoruz. Ama ileriye dönük planlarınız ya da girişimleriniz, Ar-Ge çalışmalarınız devam ediyordur. Tabii ki var. Evet, tabii ki var. Daha da büyüme yolunda hedeflerinizin, başarılarınızın devamı diliyorum aynı zamanda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki gelelim bu döşediğiniz taşlara. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi aslında sık sık karşılaştığımız bir şey bu. Evet. Sadece şehrin bilinmeyenleri şu an buna ışık tutuyor. Yani bunlar nerede üretiliyor? Nasıl üretiliyor? Üretimi nasıl sürüyor? Yöresine göre farklılık gösteren taşlar var mı? Kaç çeşit döşeme ya da taş yapılıyor? Bunlardan biraz bilgi almak istiyorum sizlerden. Şimdi imalatımız burada hemen yukarıda yer alan yerde bulunuyor. Şu an genel olarak sık kullanılan 6-7 çeşit taş var. Ama müşterinin isteğine göre her türlü şekil taş basabiliyoruz. Tamamen onların isteğine kalmış. Şöyle bir durum da var. Aynı taşı işçiliğe bağlı. Farklı bir şekilde de döşeyebilirsin. Tamamen görsellik. Onun haricinde illere göre değişiklik fazla göstermiyor. Genel olarak mantık aynı, makine aynı, kullanılan malzeme aynı. Taşları burada 4 çeşit malzemeden basıyoruz. Yaklaşık bir hafta kurumaya kalıyor, sulanıyor, kuruyor. Ondan sonra kullanıma, döşenmeye hazır hale geliyor. Siz de bu anlamda bu sektörde öncülük yapıyorsunuz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.